Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Cümleten herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arkadaşlar bugünkü dersimizde üstün yani harflerin üstün okunuşlarına ve harflerin birleştirmelerine verilen birkaç örneği inceleyeceğiz arkadaşlar. Dersimizde Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyoruz arkadaşlar. İlk harfimiz Mim arkadaşlar. Mim Serma. Ayn. ikinci harfimiz de Ayn arkadaşlar. Ayn Serah. Dolayısıyla bu iki harfi birleştirdiğimizde ma oluyor arkadaşlar. Ma de yazılmış ama ma Arapçada aynı harfi okunuyor arkadaşlar. Ma. Mim sar mı? Ayn sar ha. Ma. Evet, ikinci e, harfimize geçiyoruz arkadaşlar yani kelimemize. Vav arkadaşlar, lam ve dal harfinden oluşuyor. Vav sarva, lam serla, dal serda. Dolayısıyla arkadaşlar bu birleştirildiğinde VELEDE de oluyor. Ve le de. VELEDE de. Evet. Üçüncü kelimemize geçiyoruz. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi elif, dal ve b harfi. elif ser a, dal ser da, b ser ba. Edeba. Şöyle de okuyabiliriz arkadaşlar. Bu da benim bir e, tarzım mesela. Elif sera, de ede. Be serbe edebe. Elif sera, dalserde ede. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Be serbe edebe. Mesela dördüncü kelimemizde de e, hey arkadaşlar. Yani h, h üzerinde nokta olduğu için şu küçük nokta olduğu zaman h, h oluyor. Lam ve kaf arkadaşlar iki nokta üstü, üst üste. <laughs> arkadaşlar burada da X Lamserla lam sarla ve kaf Biz birleştirelim arkadaşlar. X Lamserla, lam sarla, hala. Dolayısıyla her üçünü birleştirdik. Alt kısımda gördüğünüz burada arkadaşlar. Halaka diye okunuyor arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi yani benim tarzımda okursanız arkadaşlar. Bu tarzda Kur'an-ı Kerim'i kolaylıkla çözebilirsiniz. Arkadaşlar buradaki kelimemizde de kaf görüyorsunuz. F görüyorsunuz ve R kelimelerini görüyorsunuz. Yani harflerini, kelime diyorum harf. <laughs> arkadaşlar bu kaf serka, F serfa ve R serra. Kefera. Kefera. Evet. Burada da Türkçesi var arkadaşlar. Kaf serka, F serfa, kefa, R serra, kefera. Arkadaşlar bir sonraki kelimemizde de <laughs> cim, lam ve sin harfini görüyoruz. E, ortada nokta olduğu için cim arkadaşlar. Cim serca, lam serla ve s se serse. Arkadaşlar şuradaki küçük 3 ters v şeklini gördüğümüz yere hemen sin diyoruz arkadaşlar. Cim serca, lam serla, cela, sin serse, celese. Altta birleşik halini görüyoruz arkadaşlar. Celese. Evet arkadaşlar. Bir sonraki harfimize geçiyoruz. T arkadaşlar. Lam ve kaf. Tesarta. Lam la ve kaf serka. Arkadaşlar birleştirelim şimdi. Tesarta. Lam la, tala. Kaf serka talaka. talaka. Alt kısmında da görüyoruz arkadaşlar. Talaka. Yani Türkçe'sine aldanmayın arkadaşlar. Bizim bu şekilde okuyalım talaka. Evet. E, sad harfi var arkadaşlar. Son kelimemizde de. Sad, B ve R kelimesi var. Sad sarsa, B sarba, sabah. R sarra, sabara. Altta bir nokta gördüğümüzde bu B olduğunu hemen aklımıza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Sad sarsa, B sarba, sabah. R sarra, sabara. Sabara. Sebera yazmış arkadaşlar ama B, ba. Ba. Sabara sabara diye okunuyor. Arkadaşlar böylelikle dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda da tekrardan görüşmek dileğiyle. Cumhuriyet'ten herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.